Merhaba gençler, ben Nilgün hocanız. Kümeler ikinci videomuzla devam edelim. Kesişimle başlayacağım. Kesişim şekli bu şekildeydi. Ve tanımı da A ve B kümelerindeki ortak elemanların oluşturduğu kümeye A kesişim, B kümesi diyoruz. Bazen kesişimi ara kesit olarak da söylenilebilir, unutmayın. Ve bu şekilde gösteriyorum. Yani N şeklinde, küçük N şeklinde gösteriyorum. Ve iki tane kümem oluyor. Kesişimde şu ortası, yani ikisinin de ortak olan kısmını alıyorum aslında. Ve eğer A ve B ortak elemanı yok ise bunlar ayrık kümedir. Yani hiçbir zaman ortak elemanları yok. Ve boş küme olarak gösterebiliyorum eğer kesişimlerini sorarsa. Kesişimin bazı özellikleri var. Ne gibi? Değişme özelliği, tek kuvvet özelliği gibi. Değişme özelliği A kesişim B, B kesişim A. Yani bunları yer değiştirdiğimde hiçbir şey değişmiyor. Aynı şey. O yüzden değişme özelliği diyorum. Hani isterseniz başa B'yi alın ya da A'yı başa alın. Değişmiyor. Tek kuvvet özelliği ise yani herhangi bir A kümesine tekrar bir A küme aynı A kümesiyle kesiştirdiğinde yine bana A kümesini verecektir. Ve A kümesiyle boş kümeyi kesiştirdiğimde ise hiçbir ortak bir elemanı olmadığı için yine bir boş kümeyi elde ederim. Ve A kümesiyle B kümesini kesiştirip A'yı elde ediyorsam eğer şöyle bir alt küme şeklini gösterebilirim. Yani içeride olan A'dır. Yani şimdi A'yı alıyorum, B'yi de alıyorum. İkisinin ortak olan kısmı A. O zaman A alt kümedir, B diyebilirim buna. Yani böyle bir şey olduğunda içeride A olur. Şunu unutmayın, kesişimde bu tabi. Birleşim ise U şeklinde gösterilir. Tanımı ise A ve B kümelerindeki tüm elemanların oluşturduğu kümeye A birleşim B kümesi diyoruz. Yani tüm her yeri alıyorum. A kesişim B istiyorsam, yani benim herhangi bir X'im A'da da olabilir, B'de de olabilir. Ve burada da veya kelimesini kullanıyorum. Mantık dersimiz vardı, bilirsiniz belki ya da gördünüz. Yani şu an müfredatımızda yok ama orada da çok kullandık. Birleşimde veya kesişimde V şeklinde kullanıyoruz. Unutmayalım. Daha sonra birleşim özellikleri var. Birleşimin genel özellikleri var. Gene aynı değişme özelliği ve tek kuvvet özelliği. Biraz önce kesişimde de dediğim gibi A birleşim B, B birleşim A. Yani herhangi yer değiştirdiğimde herhangi bir farklılık göstermeyecek, aynıdır. Tek kuvvet özelliği ise herhangi bir A kümesini tekrar aynı A kümesiyle birleştirdiğimde bana gene A kümesini verir. A kümesiyle boş kümeyi birleştirelim, pardon. Gene bana bir A kümesi verir. Çünkü ortak olan tamamını alıyordum. A kümesi. Ve A birleşim B alıyorsam eğer A alt küme B diyorum. Yani şu şekilde gösterelim. Bizim içeride gene bir A'mız olsun. Dışarıda da bir B'miz olsun. A'yı al diyor, aldım. B'yi de al diyor. Ve ikisinin birleştiği yer gene B. Yani A burada içeride oluyor. Bunu da unutmayalım gene. Ve bir örnek vermişim. A ve B kümesi var. A'da A, B, C 1, 2, 3. B'de ise A, 1, 5, B, 3 var. A kesişim B. Yani bana ne istiyor? Ortak olanları istiyor. A'lar ikisinde de ortak değil mi? Ortak. O zaman ben A'mı aldım. B'ler ortak mı? Evet, ortak, aldım. C'ler ortak değil, burada yok. 1 ortak mı? Var. 1'i aldım. 2 ortak değil, 3 de ortak, onu da aldım. Şöyle göstereyim. Yani bir 4 elemanlı bir kümem oluştum. A birleşim B. Birleşimde ise her şeyi alıyorum. Ama A'dan 2 tane varsa 2 defa yazmama gerek yok. Yani bir tanesini yazmam yeterli. A, B, C aldım. Daha sonra 1, 2, 3. İlk önce bir A'yı yazdım. Sonra buraya yazmadıklarımı da yazıyorum. A'yı yazdım, 1'i yazdım, 5'i yazmadım yazıyorum, B'yi yazdım, 3'ü yazdım, kapatıyorum. Burası da 7 elemanlı bir kümem oldu. Birleşimde bu şekilde. Ve asıl daha önemli olan kesişim ve birleşimin ortak kullanıldığı yerler. Ben bunları böyle şık olarak gösterdim. Hani not şeklinde. Birincisine bakalım. Kesişim işleminin birleşim işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır. Yani ben burada aynı dağıtma özelliği gibi dağıtabiliyorum. Yani burada ne var? Kesişim. Burada da birleşim özelliği var. Ben bunu A kesişim B
Daha sonra buradaki ise birleşimi koyuyorum. A kesişim C şeklinde gösterebiliyorum. Daha sonra birleşim işleminin kesişim işlemi üzerinde dağılma özelliği var. Yani tam tersi. Buraya birleşim, kesişim demişim, buraya birleşim. Buraya birleşim demişim, buraya kesişim diyorum. Gene aynı şekilde dağıtma özelliğimi kullanıyorum. Yani A birleşim B, arada kesişim olacak. A birleşim C. Bu şekilde kapatabilirim. Ve en çok kullanacağım şey ise iki kümenin birleşiminin eleman sayısı. Eleman sayısını nasıl buluyorum şekilde? Bunu en fazla şimdi daha sonraki videolarımızda kümelerle alakalı problemler çözeceğiz. Orada kullanacağız bunu daha çok. Şimdi A birleşim B. İlk önce A'nın elemanlarını alıyorum. Eleman sayısını alıyorum. Daha sonra B'nin eleman sayısını alıyorum. Ama bir şeyi iki defa aldım. Yani neyi? Ortak olan kısmı iki defa aldığım için kesişimlerini çıkartmak zorundayım. Çünkü A'nın içinde de burayı aldım. B'nin içinde de burayı aldım. O yüzden burayı bir defa çıkartıyorum. Eğer 3 elemanlı birleşimin eleman sayısını sorarsa, yani bu çok nadir sorulur ama yine de ben özelliğini vereyim. Yine aynı mantık. Tüm 3'ünün birleşimi, hem A'nın elemanını alacağım, hem B'nin, hem C'nin elemanını aldım. Daha sonra ortak olan kısımları tek tek çıkartmam lazım. Yani A ile B'nin ortak olan kısmını çıkartıyorum. B ile C'nin ortak olan kısmını çıkartıyorum. A ile C'nin ortak olan kısmını çıkartıyorum. Yalnız şurayı tamamen çıkardığım için ekliyorum. Burayı ekliyorum, unutmayın. Yani tüm kesişim, yani şurasını üçünde de çıkardığım için bir defa ekliyorum burada. Sorularımıza devam edelim. Evet, A kesişim B demiş. A'nın elemanlarını vermiş. B kesişim C'nin de elemanlarını vermiş. Bana kümesini bulunuz demiş. Peki bulalım. Burada ne yapacağım? Ben dağılma özelliğini yapacağım. Pardon, şurayı yanlış yazdım. Evet. Burada dağılma işlemi yaparsam B kesişim A, parantezi kapattım, arada ne var? Birleşim var. B kesişim C. Zaten bunları bana vermişti değil mi? Hemen yazalım yerine. Yerine yazarsanız daha rahat görürsünüz. Ben şu süslü parantez bir türlü çizemiyorum. Siz çiziyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yapalım. B kesişim C'de B C F'ymiş. B C F. Yani bana ikisini kim ne yap diyor? Birleştir diyor. Birleştirelim. İlk önce isterseniz burayı bir yazalım. A, B, C, D. Şimdi burada olanları da tekrar yazmama gerek yok. B yazdım zaten. C'yi de yazdım. F yazılmamış. Onu da yazalım. Yani bu bir 5 elemanlı bir küme oluşturdu. Yani birleşim işleminin kesişim işleminin birleşim üzerindeki dağılımı. Bu şekilde gösteriyorum. Yine bana bunu sormuş. Hemen yapalım. Burada tekrar dağılma özelliğim var. Şöyle dağıtma işlemi yaparsam A birleşim B, arada kesişim olacak. A birleşim C. Değil mi? Bana zaten bunları vermiş. Hemen yerine yazalım. A birleşim B'de kimler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Kesişim. A birleşim C'de ne var? 2, 4, 6, 7 ve 8 var. Bana bu iki kümenin nesini istemiş? Kesişimini, yani ortak olan kümelerini istemiş. Bakıyorum. 1 burada var ama burada yok. 2 ortak. 3 yok. 4 ortak. 5 ortak değil. 6 ortak. 7 ve 8 de zaten ortak değil. Yani 3 elemanlı bir küme istemiş benden. Bu şekilde gösterebiliyorum. A ve B boş kümeden farklı. İki kümedir demişim. A kesişim B boş kümeden farklı. Yani bu şekilde hem yazmışım hem böyle göstermişim. Ne demek bu? Ayrı küme değiller. Bunlar birleşikler değil mi? O zaman şöyle çizeyim ben. İlla bir ortak elemanları var. Buna A, buna da B diyeyim. A'nın eleman sayısı 6'ymış. B'nin eleman sayısı 4'müş. O zaman A birleşim B kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır demiş. Eğer bana en çok soruyorsa ortak elemanları en azına indirmem lazım. O zaman ortak elemanı illa olacak. Çünkü bunu vermiş.
O zaman ortak elemanına bir tane eleman koyarsan. Bir tane eleman koydum. A'nın eleman sayısı 6'ymış. O zaman kaç kaldı buraya? Yani bir tanesi burada, buraya da 5 tane kaldı değil mi? 5 eleman da burada var. B'de de 4 eleman vardı. O zaman 3 tanesini de buraya koyarım. Değil mi? Buradan ilerleme sağlarım. Yani burada eleman, ortak elemanı bir tane diye gösterebilirim. Ve burada da şu işlemi yapıyorduk. A birleşim B'yi soruyor değil mi? Eleman sayısını soruyor. Burada benim hemen özelliğim neydi? SA, SB, eksi SA kesişim. Şöyle B gösterelim. A'da kaç eleman var? 6. B'de kaç eleman var? 4. Ortak elemanları en az, en çokunu istediği için biz en azını verdik 1. Topladım 10, yani 9 oldu. Peki bana en azını sorsaydı. En azını sorsaydı neler olurdu? En azını sorsaydı ortak olarak en çok verebilirdik. Yani onu da şuraya şöyle çizeyim. En çok. Buraya en çok neler koyabilirim? Şimdi B 4 elemanlı, A'da 6 elemanlı. Şimdi 4'ten fazla bir şey koyamam. Çünkü B burada 4. O zaman en hepsini buraya koyacağım. Şurası boş olacak. Burada 4 eleman varsa buraya da 2 eleman kaldı değil mi? En az SA birleşim B ise 6 elemanlıdır diyebilirim. Bu şekilde. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. A ve B birer kümedir. Olduğuna demiş. A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Ben şurayı tekrar yazayım. Oraya yazması zor olur. 4 çarpı SB, 9 çarpı SA kesişim B eşittir 36 ise. Şimdi buranın 36 olduğunu söylemiş. Kesişimini biliyorum. 4 çarpı ne 36'dır? 9. O zaman SB'yi de biliyorum. 9 çarpı ne 36'dır? 4. O zaman şuraya verilenleri bir yazayım. Bu 9. Bu SA birleşim B 36. Ve kesişimleri de 4. Bana SA'yı soruyor değil mi? Benim hemen şu kullandığım özelliğin formülümü yazıyorum. Bunu üzerinde kullanacağım. Eksi SA kesişim B. Birleşimlerini biliyorum 36. A'nın eleman sayısını bilmiyorum. B'nin eleman sayısını biliyorum 9. Kesişimlerini biliyorum 4. Burada işlem yapacağım. 9'dan 4 çıktı 5. 5'i de buraya gönderdim. 31. SA benim 31'miş. Bu şekilde bunu sağlayabilirim. Ve güzel bir sorumuz gene. Aşağıda A, B ve C kümeleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada birazcık inceleyeceğiz. Yani gözünüz güzel görüyor olacak burada. Yapalım. Kalem. Şimdi A kesişim B kesişim C sadece 3'ü barındırır demiş. Bakıyorum. 3'ünün de ortak olduğu kısım sadece 3 değil mi? Bu doğru. A kesişim B 2 ve 3'tür demiş. A kesişim B sadece şurayı inceliyor değil mi? 2 ve 3. Evet bu da doğru. Şöyle yapayım. Bu tarafıyor. Peki A birleşim B 6 elemanlıdır demiş. A birleşim B. Şöyle tamamına bakıyorum. A'da 4 eleman var ve dışarıda da 1, 2, 6 eleman var. Bu da doğru. Daha sonra A kesişim B. Yani A kesişim B'de kim var? 2 ve 3 var değil mi? Şuraya yazayım. 2 ve 3 var. Sonra C'yi birleştir demiş. C'de kim var? Bir sürü şey var. Tekrar şöyle yazalım. 3, 5, 6, 7, 8 var değil mi? Bunları birleştir demiş. Zaten sadece şurada 3'ler ortak olduğu için 2'ye ekliyorum. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Bu da doğru. Diğerine bakıyorum. A birleşim C. A birleşim C'de kim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı var. Git diyor bunu diyor B ile kesiştir diyor. Yani şuraya tekrardan çizersem daha rahat görürüm. A, B, C. A ile B'yi birleştir diyor. Pardon C'yi. Şöyle birleştirdim. Sonra diyor B ile kesiştir diyor. B'de kimler var? Şurası var değil mi?
İkisini de çizdiğim yer neresi? Şurası. Peki benim burada kimlerim var? 2, 3 ve 8'im var. Ama burada 5 elemanlı demiş. O yüzden 3 elemanlı olacaktı. Yanlışımız E şıkkı. Burada inceleyeceğiz tek tek. Peki güzel bir konumuz evrensel kümemiz. Üzerinde işlem yapılan kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir diyoruz. E şeklinde gösteriyoruz. Ama videoyu burada durduralım. İkinci videomuzda devam edelim.